Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdemirmen, Garnizon Komutan Vekili Albay Selim Gümüşcan, Cumhuriyet Başsavcısı Doktor Aydın Turhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve öğretmenler katıldı. Programda Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Vali Baruş, öğretmenlerin yol gösterici ve istikbalin kefili olduklarını ifade etti. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Profesör Doktor Metin Feyzoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya ticaret borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hüdayi Şahin, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri iştirak etti. Toplantı sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdayi Şahin ve beraberindeki meclis üyeleri ticaret borsası tarafından coğrafi işareti alınan Isparta Gül Yağı, Isparta Gül Suyu ve Isparta Elmasını içeren hediyeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Profesör Doktor Metin Feyzoğlu'na takdim etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdemirmen ve eşi Şadiye Başdemirmen dün 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okulları gezerek öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bizzat kutladılar. Kamu personeli alımı başvuruları kapsamında GİP, Isparta'da 7 olmak üzere 81 ilde toplamda 2000 devlet memuru alımı online başvuruları başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı memur alımı başvuruları 21 Kasım 2023 itibariyle başladı. Adaylar 30 Kasım'a kadar başvurularını yapabilirler. 5 il tercihi yapabilecek adaylar online olarak GİP Sınav internet sitesinden başvuru yapabilecek. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle toplu yemek programı tertiplendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Eğirdir ilçesinde tertiplenen kutlamalar dün akşam Altın Kum Düğün Salonu'nda gerçekleşen yemek programı ile sona erdi. Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen yemek programına çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve aileler katıldı. Isparta'da seyir halindeki otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisinden kötü haber geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Görkem Kaynar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Demirel Üniversitesi taziye mesajı yayınladı. Isparta Gastronomi ve Turizm Fuarı'nın ikinci gününde Öğretmenler Günü coşkusu yaşandı. TV32 olarak bizler de yetişkinlere ilkokul öğretmenlerinizi hatırlıyor musunuz? Şu anda burada olsaydı kendisine ne söylemek isterdiniz diye sorduk. Değerli izleyenler, Isparta'ya kazandırılan Gastronomi ve Turizm Fuarı'nın ilki gerçekleştirildi dün. Bugün de ikinci günündeyiz ve ikinci günü 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk geldi. Günün anlam ve önemi dolayısıyla bugün burada bulunan halka ilkokul öğretmenlerini hatırlayıp hatırlamadıklarını ve buraya gelmiş olsalardı kendilerine ne söylemek istediklerini sorduk. Bakalım neler söylediler. İlkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz bugün? Şimdi sorursam ilk defa bugün açıkladım hatta. İlk defa aradım yani hayatımda aradım ilk oldu. Şimdi sorursam kendisine teşekkür ediyorum. Ta 1900 kaç oluyor? 60 62 üzerine 70'li yıllarda benim öğretmenimdi. Peki şu an öğretmeniniz burada olsaydı ona ne demek isterdi? Seni seviyorum hocam. Bugün biliyorsunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Siz ilkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Buraya gelmiş olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Öğretmenler Günü'nün kutlu olsun hocam derdim. Ben okumayı yazmayı sizden öğrendim. Size minnettarım derdim. Peki hatırlıyor musunuz? Şu an ismini verebilir misiniz? Şu an ismi Ali Gebeş ama şu anda yaşamıyor maalesef. Birinci sınıf öğretmenimdi. Üçüncü sınıfa kadar o okuttu. Üçüncü sınıftan sonra eşi okuttu. Nurten Gebeş okuttu beni. Mezun etti. Öyle yani.
Eklemek istediğiniz başka bir şey var? Şu an yok. Çok öğretmenler günü kutlu olsun tüm öğretmenlere. Yani biz onlardan öğrendiğimiz için okuma yazmayı. Vallahi çok mutlu olurdum kendisiyle. Yani zaten tanıyorum Emine Alpay. Selahattin Alpay'ın eşiydi. Çok mutlu olurum. Lise öğretmenlerimi görüyorum Ankara'ya gittim. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ortaokul ama ilkokul öğretmenimi göremiyorum. Çok sevinirim. Öğretmenler günü kutlarım. Memnun olurum yani. Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Atatürk'ün armağan ettiği Atatürk öğretmenler günü kutlarız. Videonun tamamını TV32 YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Sidra Mahallesi Şehit Burhan Açıkkol Okulu'nda mahalle muhtarı ve okul aile birliğinin düzenlemiş olduğu öğretmenler günü programı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sidra Mahallesi muhtarı Hacer İnci Özbey bütün okul öğretmenlerine karanfil dağıtarak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürü Sayın Erhan Baydur'u makamında ziyaret ederek onun şahsında bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladı. Mimari olarak görüyorum. Hakikaten bütün mesleklerin temelini sizler atıyorsunuz. O yüzden sizlere gurur duyuyoruz. Minnettarız. Ben bütün mahalle halkım adına siz değerli öğretmenlerimizin bu özel ve güzel gününü kutluyor. Başarılar diliyorum. Isparta'da birincisi gerçekleştirilen gastronomi ve turizm fuarının ikinci gününde ITSU Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Çelik sadece TV32 mikrofonuna konuştu. Fuar hakkındaki duygu ve düşüncelerini en içten ifadelerle belirten Metin Çelik, fuarımızın ikinci gününü yaşıyor ve esas istediğimiz halkın bu fuara ilgi göstermesiydi. Dolayısıyla geri dönüşler çok güzel. İnsanlar Isparta'daki lezzetlerin ve turizmin hangi seviyede olduğunu öğrenmiş oldular. Demek ki böyle bir fuara Isparta'mızın ihtiyacı varmış diye belirtti. Röportaj sonrası Sayın Çelik TV32 standına misafir oldu. TV32 muhabirimiz çocuklara buradan öğretmeninize ne söylemek istersiniz diye sordu. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebiyle fuar alanında bulunan çocuklar ve gençlere buradan öğretmeninize söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Bence öğretmenimiz biraz daha az ödev verse iyi olur. Peki öğretmenler günü için bir şey yaptınız mı bugün? Yaptım. Ne yaptınız? Pasta aldık. Hediye. İlk sınıftakiler hediye yaptık yanında. Evet. İşte sınıfı falan topladık şey. O dağınık gördüğümde biraz tutuyor. Öyle yani. Onu söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler günü kutlu olsun. Çok seviyorum. Eğer onlar olmasaydı buralara kadar gelemezdim. Hiçbir şey yapmadık. Onun dışında ben yaptım. Ne yaptın? Ben kahvaltı seti aldım öğretmenime. Yani şimdi öğretmenler günümüz herkes için kutlu olsun. Yani bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Eğer onlar olmasaydı biz böyle Türkçe hiçbir şey öğrenemezdik yani. Yani bütün dünyada bütün öğretmenler günümüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerime buradan selamlar yolluyorum. Bütün dünyanın öğretmenler günü kutlu olsun. Hediye aldım, çiçek aldım öğretmenime. Yani başka bir şey de almadım. Pasta aldık. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Size pasta aldık, şimdi kutlayacağız. Öğretmeninizi peki ileride nasıl hatırlayacaksınız? Öğretmenimiz bize din kültürüyle ilgili bir sürü şeyler anlattığı için büyük ihtimalle hatırlarız diye düşünüyorum. Peki öğretmeninizi seviyor musunuz? Seviyoruz. Evet. Başka bir çaremiz yok zaten. Her zaman öğretmenimizi sevelim ve hiçbir zaman öğretmenimizi unutmayalım. Başka bir şey söylemek ister misiniz öğretmeninize? Öğretmenlerimize kötü söz söylemeyelim de. Videonun tamamını TV32 YouTube kanalında izleyebilirsiniz. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımlanan mesajda ezilmiş, hırpalanmış, yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş tek bir kadın kalmayıncaya dek mücadelemiz devam edecek denildi. Günümüzde kadınların sadece fiziksel değil, ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik ve dijital şiddete maruz kaldığının acı
acı çektiğinin, özgüven sorununu yaşadığının ve onurunun zedelendiğini vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve ne yazık ki Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yılda kadına karşı şiddetin daha da arttığı, daha da içleri acıttığı ve kadını daha da umutsuzluğa sevk ettiği bir yıl oldu. Kadın evde, sokakta, okulda, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında, hülasa var olduğu her yerde şiddete, tacize uğruyor ya da katlediliyor. Biz İYİ Parti olarak kadını yaşat ki devlet yaşasın düsturu ve Türk kadının sarsılmaz iradesinden aldığımız ilhamla ezilmiş, hırpalanmış, yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz dedi. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.